Uzun bir aradan sonra herkese merhabalar. Yüzkent Tüm Uluslararası Hukuk Derneği'nin YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün konuğum Doktor İdil Elveriş. Kendisini ben hukuk fakültesi öğrenciyken okuduğum New Orleans'tan Kosova'ya bir Türk kızının anıları kitabı vesilesiyle tanımıştım. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz katıldığınız için. İdil Hoca bugün yayınımıza Londra'dan katılıyor. Ben kendisini tanımayan izleyicilerimiz için kendisinin de müsaadesiyle kısa bir girizgah yapmak istiyorum. Doktor İdil Elveriş, multidisipliner bir şekilde hukuk ve siyaset çalışan bir akademisyen ve aktivist. Son 20 yılda adalete erişim, hukuk mesleğinin sosyo siyaseti ve alternatif uyuşmazlık çözümü gibi konularda çalıştı. İstanbul Hukuk Fakültesi'nden mezuniyetini takiben Amerika'da Tulane Üniversitesi'nde Deniz Ticareti Hukuku yüksek lisans programını bitirdi. 2012 yılında da Bilgi Üniversitesi'nden Siyaset Bilimi bölümünde de doktorasını tamamladı. Birleşmiş Milletler Kosova Geçici Yönetim Misyonu'nda hukuk danışmanı olarak çalıştı. Ve ilgi alanları arasında da adalete erişim, hukuk, siyaset, arabuluculuk, yargı ve mahkemeler yer alıyor. Hatta kendisi de sertifikalı bir arabulucu. Türkiye'de hukuk kliniklerinin kullanımına öncülük etti. Bununla ilgili birçok çalışması bulunmakla beraber ihtilaf çözümünü çeşitli yönleriyle ele alan bir anlaşabiliriz. Yani We Can Find a Way adında bir podcast kanalı da var. Ben de sıkı takipçilerinden biriyim. Linkini de bu videonun açıklama kısmında bulabileceksiniz. Şu anda da London School of Economics and Political Science'da European Institute'de misafir araştırmacı. Yani kariyerinize o kadar çok şey sığdırmışsınız ki yani aktivist yönünüze değinemedim, ona bile ara gelmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Biraz hiperaktif olduğum söylenir. Keşke gerçekten bu aktivizminiz bize de bulaşsa, biz gençlere de. Aslında ilk sorum sizi de tanımama vesile olan Kosova. Bir kadın hukukçu olarak gözlemlerinizden bahsedip sahada ve barış güçlerinde çalışmak isteyen uluslararası hukukçulara ne tavsiyelerde bulunabilirsiniz? Çok teşekkürler. Şimdi yani böyle bir çatışmalı bir yerde, daha doğrusu çatışma sonrasında ki bir barış misyonunda çalışmak çok heyecan verici bir şey. Özellikle böyle konularla ilgileniyorsanız. Çünkü bir anda kendinizi hiçbir bilginiz, tanışıklığınız vesaire olmayan böyle bir çatışmanın içerisinde buluyorsunuz. Her şey çok polarize. Ya dost ya dost düşman ayrılığı, ya bizdensin ya onlardan. Siz kendinizi ortada tarafsız bölgede olduğunuzu düşünüyorsunuz. Ya kısmen de öylesiniz zaten. Sizin herhangi bir şeyde bir payınız vesaire yok. O yüzden bir hayat tecrübesi olması bakımından, yani bir uyuşmazlık nasıl bu noktaya gelebilmiş? İnsanlar nasıl birbirlerinden bu kadar nefret eder hale gelmişler? Nasıl tekrar bir arada yaşamayı düşünemez hale gelmişler? Tekrar hayat nasıl normale dönebilir? Siz buna ilişkin neler yapabilirsiniz? Hele böyle idealleriniz varsa. Bütün bunları tecrübe etmek açısından çok güzel. Ve yani bunların aslında ne kadar siyasi şeyler olduğunu da anlamanız açısından çok güzel. Özellikle bir hukukçuysanız. Çünkü hukukçular hukuk eğitimi aldıklarında her şeyi hukukla çözebilecekleri gibi bir yanılsamayla hukuk fakültesinde okuyorlar. Halbuki öyle bir şey yok tabii ki. Yani her şeyi hukukileştiremeyeceğimiz gibi hukuk her şeyi de çözemez. Bunu da böyle görmeye imkanınız bulunuyor. Benim yani bu çok genel gözlemlerin ardından ben mesela şunları özellikle vurgulamak isterim. Ben mesela belki aktivist bir bakış açısından, belki daha böyle sosyal liberal bir kimlik sahibi olmaktan dolayı her zaman böyle güvenlik görevlilerine belli bir mesafeden yaklaşmış. Zaten tanıdığım olmayan bir yerden geliyordum. Yani hem ailemin mesleği hem kendi bakış açım ve tabii ki böyle bir misyonda çalıştığınız zaman güvenliğin en temel mesele olmasından birçok şeyin kaynaklandığı, koptuğu vesaire bir yerde aslında güvenliğin ne kadar temel bir şey olduğunu anlıyorsunuz ve olmadan hiçbir şey olmayacağını çok daha iyi anlıyorsunuz. Yani biz tabii bir güvenlik ülkesinde, güvenlik paradigmasında yaşayarak bundan illallah dediğimiz için
artık böyle güvenlik denilen her şey başka bir özgürlük kısıtlamasının sanki böyle bir yolunu yapmakmış gibi geliyor. Ama aslında gerçekten bir güvenlik olmayan yerde olduğunuz zaman aslında güvenliğin ne kadar temel bir şey olduğunu gerçekten anlıyorsunuz. Onun ötesinde çok asker, çok polis, insanla tabii bir araya geliyorsunuz. Yaptığınız işlerden dolayı ya da onların orada yaptığı işlerden dolayı ve sizden çok daha genç, çok daha hayat tecrübesi az, 20 yaşında, 21 yaşında insanların orada ellerinde silahla hiç tanımadıkları, bilmedikleri, İsveç'ten, şuradan buradan kalkmış gelmiş insanların orada görev yapmaya çalıştığını görüyorsunuz. Ve aslında bu bence sivri taraflarınızı biraz böyle törpülemek açısından, yani biraz daha gerçekler anlamında önemli bir şey oluyor. Yani ben forensik anlamında Alman poliste de çalıştım. O da bana şeyi anlatmıştı. Belki kitaptan hatırlarsınız. Böyle bir Türk polis, bir Bulgar polis bir bomba patlamış olan bombanın üzerindeki bir selobant parçasından parmak izi bulup adamın kim olduğunu buluyorlar ve böyle laboratuvarda mutluluk içerisinde dans etmeye başlıyorlar. Yani bunların aslında ne kadar bilmediğimiz, ne kadar anlamadığımız şeyler olduğunu ve ne kadar bizim gibi insanlarla aslında çalıştığımızı görmek, bilmek, orada çalışan insanların ne tür koşullarda çalıştığını anlamak açısından çok çok önemli bir şey. İçinde yaşadığınız ülkenin kültürüne, tarihine, oradaki ihtilafa dair çok şey öğreniyorsunuz. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler ya da işte Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı gibi ya da işte NATO'daki subaylarla da çalışıyorsunuz tabii ki. Yani bütün bu kurumların nasıl işlediğini, ne tür mekanizmaları olduğunu, sizin aslında orada ne kadar küçük bir parça olduğunuzu görebiliyorsunuz. Onun ötesinde de aslında benim Kosova'da çok dikkatimi çeken bir şeydi. Aynı insanlar, yani bütün bu dünyadaki çatışmalar, aynı insanları bir şekilde yeniden üretiyor. İşte Kosova'ya gelmiş insanların çok büyük bir kısmı ondan önce ya Hırvatistan'daymış ya Bosna'daymış. Ondan önce işte Afrika'daymış. Oradan Kosova bitti, herkes Doğu Timor'a gitti. Oradan işte efendim Kongo'ya gittiler. Oradan Sudan'a gidildi, Darfur'a gidildi, Etiyopya'ya gidildi. Yani böyle bir sürekli dünyadaki çatışmaların içerisinde kariyerlerini sürdüren insanlar olduğunu da görüyorsunuz. Ve belki sonuncusu da efendim. Bir döngü var yani bu Evet, bir döngü var. Çok hoşuma gittiğini söyleyemeyeceğim bunun. Ve bir başka şey de tabii ki bu kadar çatışmalı bir yerde ilk defa böyle geçici de olsa bir barışı tesis eden bir uluslararası camianın parçası oluyorsunuz tabii ki siz. Ve oradaki ilişkiler, orada insanların aslında birbirlerinin aileleri, yuvaları olması. Çünkü herkes evinden uzakta, herkes ailesinden uzakta. Yerli insanlarla çok fazla bir ilişkiniz olamıyor çünkü dil sorunu var. Herkesin İngilizce konuştuğu bir yerde İngilizce konuşan bütün yabancılar, ailesinden, evinden, çocuklarından, şundan bundan uzakta olan insanlar birbirlerinin yurdu oluyorlar. Yani bir de böyle bir şeyin içerisinde ayakta kalmayı, insanlara destek olmayı, destek vermeyi öğreniyorsunuz. Aynı zamanda tabii orada bir takım tehlikeli koşullar var. İşte şuraya gidemiyorsunuz, buraya çıkamıyorsunuz. Orada mayınlar var, bu yoldan geçemezsin. İşte bu hafta sonu şuraya gidemezsin, o yol kapalı falan gibi. Yani insanın hayatını zorlaştıran, işte araba ya işte yarım depo benzin veriliyor. Yok işte domatesler şuraya gelmiş, hadi hücum, herkes gidiyor oradan domates alıyor gibi. Böyle biraz karikatürize ettiğim. Yani bir takım zor koşullarda da yaşamayı öğreniyorsunuz. İşte günde belli saatlerde su akıyor. Günde sadece mesela elektrikle ısınabiliyorsunuz. Kışın çok çetin geçtiği bir yerde. Ve bütün elektrik şeyi bombalanmış. Belli zamanlarda elektrik oluyor. İşte o zaman bir ev tutmuşsunuz. Evin bir odasındasınız. Sürekli her şeyi orada yapıyorsunuz falan gibi. Ama bunların hiçbiri ah ah vah vah anlamında söylediğim şeyler değil. Yani sonuçta bu şekilde yaşayan, hayatını, ailesini bu şekilde büyütmek zorunda kalan milyonlarca insan var. Yani sizin yaşadığınız nedir ki bunun karşısına? Yani şımarıklık anlamında bunu söylemiyorum.
Ama aslında hayatta sahip olduğumuz bir takım şeyleri ne kadar böyle kabul etmişiz, bizim sahip olduğumuz şeylerin ne kadarına daha az sahip olan insanlar varı görmeniz açısından da bunlar güzel, önemli, anlamlı tecrübeler diye düşünüyorum. Ben bunları yaşadığımda bana çok etkisi olduğunu gördüm ve ileriki hayatımda bana çok ışık tuttuğunu fark ettim açıkçası. O zaman içinden geçerken çok hepsine anlamamış olsam da. Peki Birleşmiş Milletler çatısı altında olsanız da cinsiyetinizden dolayı bir ayrımcılığa uğradınız mı bu barış gücü organizasyonunun içinde? Yani bu size bir dezavantaj sağladı mı orada bir kadın hukukçu kimliğiyle sahada bulunmak? O sırada öyle bir şey hissetmedim. Çünkü sonuçta yani Birleşmiş Milletler tabii evrensel bir örgüt ve bu tarz şeylere karşı da ne diyelim bir Duyarlı. takım daha duyarlı, yani bunları daha ciddiye alacak bir durumda. Ben de zaten böyle gözümü açtım ilk Birleşmiş Milletler'de çalıştım gibi bir durumum yoktu. Ben zaten öğrenciliğimden beri bir avukatlık bürosunda staj yapmıştım. Ondan sonra da oraya zaten New York'ta 2 sene avukatlık yapmış bir insan olarak geldim. Yani ben de gözümü açtım, Birleşmiş Milletler'e gittim, hiçbir şeyden haberim yok gibi bir durumum yoktu. Bunun aslında insanı güçlendirici bir şey olduğunu düşünüyorum. Tabii ki de yani kadın olduğunuz, genç olduğunuz vesaire için karşılaştığınız özellikle sosyal ortamlarda belli şeyler olabiliyor. Ama ben zaten yeterince tecrübeli bir insan değildim oraya gittiğim zaman. Dolayısıyla yani kadın olduğum için şunu yapamadım, bunu yapamadım gibi bir şey Olmadı. hissetmedim. Bana da öyle de davranılmadı. Ama bunu hissetmiş olan var mıdır? Vardır tabii ki. Aslında şöyle peace building'e de değindiniz. Ben de bununla bağlantılı olarak aslında ikinci sorumu sormak istiyorum size. Anlaşabiliriz podcast'inin daha doğrusu bu serinin hikayesini öğrenmeyi ben çok arzu ediyorum ve bununla bağlantılı olarak da kadın arabulucuların sektöre dağılımını nasıl görüyorsunuz ve cinsiyet dinamikleri sizce bu noktada nasıl şekilleniyor? Sizin ağırladığınız konuklar veya duyduğunuz hikayeler veya kendi gözlemleriniz ışığında? Şimdi şöyle, ben anlaşabiliriz'e şu noktadan hareketle başlamak istedim. Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri Türkiye'de böyle bir arabuluculuğa, hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuğa sıkıştırıldı kaldı. Ve onun sıkıştığı yerde işte paralar ne zaman ödenecek, şu belge şöyle mi düzenlenecek, işte bunun altına kim imza atacak, kim geldi, kim katıldı, kim katıl. Ya böyle son derece bürokratik hukukçulara bırakıldığı için maalesef sadece. Hukukçular da her şeyi hukukileştirmeyi ve bürokratikleştirmeyi çok iyi becerdikleri için alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri, bunların arkasındaki temel fikirler, bunların etik yaklaşımları, bunların dünyada başka ne tür konularda nasıl uygulandığı falan gibi hiçbir şey konuşulmuyor. Tamamen bu bahsettiğim yerlere sıkışmış, devletin belirlediği paradigmalarla konuşan böyle bir takım uygulayıcılarla demeye dilim varmıyor. İnsanlar oluştu. Halbuki alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri bu değil. Yani bu bir kere özellikle taraf iradesiyle, insanların arzusuyla ortaya çıkmış bir alan ve uygulandığı binlerce şekil var. Ya, o kadar farklı yerler, o kadar farklı şeyler var ki biz alternatif uyuşmazlık yöntemlerini arabuluculuğa sıkıştırdık. Onu da devletin verdiği yere hapsettik. Onun dışında hiçbir şeye bakmıyoruz. Dolayısıyla benim podcast'i yapmaktaki amaçlarımdan bir tanesi aslında alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin ne kadar geniş, yani iki kişinin arasındaki meselelerden toplumsal meselelere, kanun yapmaya, çok polarize olmuş bir takım uyuşmazlıkları çözmeye, barış çalışmalarına, işte üniversitelerdeki çalışanların, akademisyenlerin, öğrencilerin yaşadıkları meselelere, Dünya Bankası'nın ya da işte Birleşmiş Milletler çalışanlarının kendi içlerinde yaşadıkları, iş yerlerinde yaşadıkları problemleri çözmelerine değin.
çok 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 geniş. Polislerin bile polis arabuluculuğundan bahsediyoruz artık. Yani her alanda, her yerde uygulanabilecek yöntemler bütünü. Mesela iki program sonra rehine müzakeresinden bahsedeceğiz. Polislere eğitim veriyorsunuz. Rehine müzakerecisi oluyorlar. Rehine alınan insanlar var. Yani bu o kadar geniş bir alan ki, dolayısıyla podcast'te yapmaya çalıştığım şeylerden bir tanesi, ben Türkiye'de ihtilaf çözümünü devletin onu sıkıştırdığı, insanların sıkışmayı kabul ettikleri yerlerden konuşmayacağım. Burada bambaşka şeyler de var. Bunları konuşmamız, bunları öğrenmek, buralara da bakmak gerekiyor. Yani hani hep o uyuşmazlık çözümünde pastayı büyütmek dediğimiz şey, pasta bu. Yani pasta şurada, şu değil. Dolayısıyla bunu sadece Türkçe yapamayacağımı ya da Türkçe yapılmasını çok önemsedim. Çünkü yani bunları İngilizce yaparsam erişebileceğim insanlar Türkiye'deki insanlar olmayacaktı. Ben de Türkiye'deki insanlara erişmeyi önemsiyorum, çok önemsiyorum. Ve bu sadece yani Türkiye'deki insanlar, Türkçe konuşan bir sürü insanlar da var. Dolayısıyla bu anlamda Türkçe yapmayı çok önemsedim. Ama teknoloji sayesinde İngilizce de yapmaya başladım. Çünkü İngilizce programlarla da başka hedeflere, başka gruplara erişebiliyorsunuz. Ama ben tercüme ediyordum İngilizce programları ve sonra da birisiyle birlikte okuyordum. Türkçe seslendirme yapıyordum. Fakat buna bile gerek kalmadı çünkü şeyi fark ettim. Robotlar, yani tamamen artificial intelligence'la sesle siz metni veriyorsunuz, o sesi okuyor. Yani artık tercüme edilen bir şeyi kontrol ettikten sonra programı, ben Türkçe'de yapılmış bir podcast gibi insanlara dinletebiliyorum. Dolayısıyla geldiğim noktada, yani çıkış noktası oydu. Ama şimdi hem İngilizce hem Türkçe daha farklı hedef gruplara yönelik olarak yapmak istediğim şeyi yapabildiğimi görüyorum. Yani ihtilaf çözüm alanının, ihtilafların sadece ikili ilişkiler arasına hapsolan bir şey değil, toplumsal, devletler arası, belirli gruplar arası, her tür uyuşmazlıkta, iş yerinde, evde, ailede, toplumda, siyasette uygulama alanı olan bir şey olduğunu göstermek açısından hedefime ulaşmaya çalışıyorum. Yani bunun tabii ki de bir uluslararası ilişkiler boyutu, barış çalışmaları boyutu da var ki konukları ona göre de seçmeye çalışıyorum. Ama başka alanları da var. Yani hepsine yer vermeye çalışıyorum. Yeter ki biz bu sıkıştığımız dar alandan çıkıp alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini bütün mevcudiyetiyle, bütün genişliğiyle konuşup tartışabilelim. Şimdi kadın konusuna gelince, aslında Türkiye'de çok fazla kadın arabulucu var. Hatta kadın arabulucu sayısı erkeklerden daha fazla. Fakat yani kim ne tür işler alıyor diye baktığınızda, yani buna ilişkin çok büyük bir veri var mı? Ben bunu göremiyorum. Yani sistemden herkese dağılan şeylerden değil, kişilere gelen arabuluculuk işlerini, özel gelen işleri kastediyorum. Buna ilişkin çok fazla bir veri olduğunu bilmiyorum. Yani varsa da benim bilgim yok. Dolayısıyla buna ilişkin çok fazla bir şey söyleyemem. Ama mesela İngiltere ya da Amerika'da olan bir şeyi söyleyebilirim. Burada gördüğüm bir şey, işte kadınlar, erkekler ticari uyuşmazlıklarda genelde arabulucu olarak seçiliyorlar. Kadınlar işte daha yumuşak böyle. Aman işte iş yeriydi, efendim aileydi. Kadınlar zaten aileden anlar. İşte yani aile bakanı bir tane kadın olacaksa o aile bakanı olsun zihniyetinin. Yani aynı ataerkil bakış açısının tekrar tekrar böyle yeniden üretildiği, nasıl cerrahlar erkek olsun, işte çocuk doktoru ya da işte nörolog ya da dermatolog kadın olsun gibi. Yani tıp mesleğinden örnek vermek gerekirse, ya da işte icra işlerine bir erkek gitsin, kadınlar işte başka şeyler yapsın gibi. Yani aynı bu toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini yeniden üreten şeyleri buralarda da görmek mümkün. Belki bunun nedenleri arasında
çok tanınan, bilinen arabulucuların hukukçu olması ve ticaret avukatlığı zamanında yapmış olmaları gibi şeyler de vardır tabii ki. Ama yani sonuçta devletin karışmadığı, piyasanın hakim olduğu bir uygulamada da buradan verdiğim örnekteki gibi yine piyasa dediğimizde böyle cennet gibi bir ortamdan bahsetmiyoruz. Aynı toplumsal cinsiyet meselelerinin üretildiğini gözlemim, neye göre seçiyorsunuz dediğiniz için konulara göre seçmeye çalışıyorum. Kadınlara da eşit sayıda yer vermeye çalışıyorum. İşte barış çalışması olsun, cezaevlerindeki çalışmalar olsun, ne diyelim, kamu politikaları, arabuluculuğu gibi bir alan olsun. Toplumsal meselelerde daha çok kadınların yer aldığını görmek mümkün. Mesela en son rehine müzakeresi konusunda eğitim verdiğiniz kişilerin ne kadarı kadın, ne kadarı erkek dediğimde 1/4 oranında bir sayı söyleyen kişi oldu. Neden? Çünkü polislerin çoğu erkek, hala öyle. Dolayısıyla yani her alanda olduğu gibi bu alanda da gidilecek yol var. Yani önemli olan toplumsal cinsiyet farkındalığı na sahip olmak. Yani karşınıza arabulucu olarak iki taraf geldiğinde kendi arabulucu olarak da kendi ön yargılarınızın, kendi toplumsal cinsiyet bakışınızın farkında olmak. Ancak bu şekilde onları arabulucu olarak da yeniden üretmeyebilirsiniz. Ama bunlar herhalde pratikle, bunların eğitimini almakla gelişecek şeyler. Bunu her zaman uygulayabiliyor mu arabulucular? Bundan biraz şüphem var Türkiye'de. Özellikle kadınların eşitliğinden rahatsız olunan bir ortamda. Haklısınız. Aslında şuna da değinmek istiyordum. Buradaki avukat kimliğinizin yanı sıra New York Barosu'na da kayıtlı bir avukatsınız. Nasıl dahil oldunuz New York Barosu'na? Süreç nasıl gelişti ve size ne fayda sağladı kariyerinize? Şöyle, yani Amerika'da hukuk fakültesinde bir master yaptıktan sonra genelde hangi hukuk fakültesinden mezun olursanız olun belli eyaletlerin kendi eyaletlerindeki baro sınavına girebiliyorsunuz. Kazanıp geçerseniz de yani onlar açısından herhangi bir sorun yok. Çünkü milliyet, işte hangi pasaport sahibi vesaire olduğunuz sizin o mesleğe girmenizde bir engel olarak kullanılamaz. Bir sürü insan da dolayısıyla bunu yapıyor. Ama gerçekten bu sadece baro sınavını kazandınız diye birisi size işe alacak, ondan sonra da bir yabancı olarak orada çalışmaya başlayacaksınız diye bir garanti yok. Yani sınavı geçeceksiniz. Ben sınavı geçmeden de mülakatlar yapmıştım, bir iş bulmuştum. Onlar da bana yani sınavı geç, işe başla demişlerdi. Dolayısıyla yani sınavı geçmek insanın hayatında bir ne diyelim, bir başarıdır elbette. Bunu yapan bir sürü insan da olduğunu biliyorum ama illa herkes bir iş bulup orada çalışma imkanına da kavuşmadı. Yani ben iyi bir döneme denk geldim ve deniz ticareti alanında çalıştığım için ya da master'ım olduğu için öyle bir büroda çalıştım ve çalıştığım hukuk bürosunun da o dönem Türk müvekkilleri vardı. Onlar da bunu bir fırsat olarak gördüler. Yani hayat zaten birazcık da böyle şeylerle bağlantılı. Bana tabii çok şey kattığını düşünüyorum. Yani yabancı bir ülkede, yabancı bir hukuk sisteminde sonuçta tabii ki çalışıyorsunuz, öğreniyorsunuz vesaire. Çok şey öğrendiğimi düşünüyorum. Herkesin de istiyorsa bölmüyor. Benim burada şu an sınavlara, dışarıdan çalıştı 2 sene, sınavlara girdi, geçti ve şimdi buradaki bir hukuk bürosunda
avukatlık yapıyor. Yani bunu giderek daha çok insanın yaptığını görüyorum. Başka ülkelerde, başka yerlerde. Yurt dışında hukuk okuyup Türkiye'de denklik alan insanlar da var. Ya bence çağımıza çok uygun bir şey. Nasıl sadece tek bir alanda kalmıyorsak, nasıl interdisipliner olarak mesleğimize bakıyorsak, yani bu da onun bir parçası. Sadece bir ülkeye, bir coğrafyaya sıkışıp kalmak zorunda değiliz. Eğer imkanımız varsa bu tarz şeyleri de takip edip yapabiliriz. Ben hala baroya, New York barosuna kayıtlıyım. Hala 2 yılda bir aidatımı ödüyorum. Çünkü bunu birazcık da bir sigorta poliçesi olarak da görüyorum açıkçası. Yani hayatın bizi nereye getireceği, nereye savuracağı, ne olacağını hiçbir zaman bilemiyoruz. Bu da benim çalışıp elde ettiğim bir şey. Niçin kaybedeyim? Kesinlikle. Ya ileride belki New York'ta tekrar avukatlık yaparım. Öyle bir imkanım olur mu bilmiyorum. İster miyim bilmiyorum. Çünkü avukatlık gerçekten çok zor bir iş. Beni çok da mutlu da etmedi zaten. Başka şeyler yapmaktan daha mutlu olduğumu fark ettiğim için de zaten onu bıraktım. Başka bir alana yöneldim. Dolayısıyla eğer dil imkanınız, eğer başka bir ülkeye gidip bu tarz bir şeye başlama imkanınız varsa bunu yapmamanız için bir sebep görmüyorum, hatta yapmanız için çok sebep görüyorum. Aslında avukatlık beni çok tatmin etmedi dediniz. Aslında benim de gelmek istediğim alana biraz değinmiş olduk. En önemlisi bir aktivist kimliğiniz de var ve en önemlisi kadın hakları için çok mücadele veriyorsunuz ve bildiğim kadarıyla ben Medyascope'da bir yayınınıza denk gelmiştim. Ben Seçerim diye bir platformda da kurucusunuz diye biliyorum, yanlış bilmiyorsam. Ben Seçerim'in yolculuğu nasıl başladı ve aynı zamanda kadın hakları için çalışırken motivasyon kaynağınız nedir? Biraz bunlar hakkında da sohbet edebilirsek çok sevinirim. Aslında Ben Seçerim'in öncesi var. Bundan herhalde bir 13-14 sene önce ben Bilgi Üniversitesi'nde bir pro bono ağı kurdum. Yani İstanbul'daki hukuk bürolarıyla İstanbul'daki çeşitli sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren bir ağ. Onlara, yani sivil toplum kuruluşlarına, hukuk bürolarının pro bono şekilde destek olması için. Çünkü bu yurt dışında gördüğünüz bir şey. Türkiye'de de böyle bir şey olması gerektiğini düşünerek yola çıkmıştık. Ve çalıştığımız tabii sivil toplum kuruluşlarının bir kısmı da kadın örgütleriydi. Ve kadın örgütlerinin bizlerle çalışırken talep ettikleri şeylerden bir tanesi de kadınlara ilişkin mevzuat, oradaki meseleler, kadın bakışını anlamak, bunu fark etmek vesaire üzerine eğitimler almamıştı. Dolayısıyla ben o zamana kadar tabii ki de belli bir toplumsal cinsiyet duyarlılığı olan bir insandım. Ama ondan sonra kadın kuruluşlarından aldığım eğitimin de etkisiyle çok daha farklı bakan bir insan haline geldim, dönüştüm. Kadına karşı şiddet vakalarını gördükçe bu daha da arttı. Ve aslında 2015 yılında Sen de Anlat hashtag ile, yani Türkiye'de bu cinsel taciz vakalarının görünür olmasını sağlayan bir hashtag'i bulmakla belki daha da anlam kazandı, daha da öne çıktı. Belki benim kişiliğimin bir parçası oldu. Neden? Çünkü her bir kadın olarak biz şunu biliyoruz ki, yani ister kilolu, ister güzel, ister çirkin, ister fakir, ister zengin, ister kilolu, ister dünya güzeli, neysek neyiz yani. Kadın olduğumuz için yaşadığımız bir takım şeyler var. Ve bunlar gündeme bile gelmiyorlar ve bunlar her günkü hayatımızın içerisindeler. Yani ayrımcılıktan tacize vesaire. Dolayısıyla benim için bunlara ilişkin bir şeyler yapan sivil toplum kuruluşlarına destek olmak önemli olduğu kadar, siz anlattığınızda görülmeyen bu sorunların görünür hale gelmesine katkı sunmak da önemliydi. Ve Sen de Anlat hashtag ile bunu başarabildiğimizi görüyorum. Yani bundan 6 sene önce Türkiye bir anda bu cinsel taciz meselesine uyandı ve hala da onu konuşuyor. Yani Sen de Anlat Cesaret, dediğiyle
Cesaret buldu, evet. Ve hala insanlar bu konuda yazıyorlar. Ve biz hala cinsel taciz, cinsel şiddet, işte kapınıza yemek sepetinden insan getiren, pardon, yemek getiren insanların naber, nasılsın? İşte polis merkezinde ifadeye gittiğinizde avukat olarak polisin size attığı mesajın falan gibi örnekleri okumaya devam ediyoruz, duymaya devam ediyoruz. Dolayısıyla oradan beslenip burada belli bir noktaya evrilip devam eden bir şey oldu. Bunun daha sonra aşaması vardı bizim için, yani Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği'yle. Dolayısıyla yani bir yerden sonra taş taş üstüne bir şeyler eklemlenerek artık hayat size bir şeyleri dayattığı için yaptığınız bir şey haline dönüşüyor. Bu Ben Seçerim de biraz öyle. Çünkü yani Ben Seçerim oluşumunun içerisindeyim, kurucu üye olmamakla birlikte ya da üyesi olmamakla birlikte. Yani gönül bağıyla bir şeyler yapmaya çalıştığım, içerisinde olduğum bir şey. Yani kadın hareketinin toplumsal gücü Türkiye'deki oldukça yüksek. Ama bu siyasete evrilmiş değil. Ve bu siyaset derken sadece siyasal partileri kastetmiyorum. Yani meslek örgütlerinde de değil, işte günlük hayatta da değil, hukuk bürolarında partner olan kadınlarda da değil, hiçbir yerde değil. Dolayısıyla Ben Seçerim'in amacı aslında biraz kadınları bu mekanizmaların içerisinde olmaları için desteklemek, güçlendirmek, onların yanında yer almak, siyasete girmesi gerektiğini düşünülen kadınları bulmak, onların bizleri bulması vesaire vesaire gibi birçok yerden besleniyor. Kadın olduğunuzda yaşadığınız bir takım şeyleri hayatın her alanına taşır hale geliyorsunuz. Birazcık da herhalde bununla alakalı diye düşünüyorum. Yani bunlara, Türkiye'de bunların bir şekilde görünür olmasına, Türkiye'de ne bileyim 216. maddeden futbol sahaları üzerinden dava açılmasına, sağlanmasına yönelik şeyler yaptığımız için, en sonunda bu Ben Seçerim mi yaptığımız için tabii ki de çok mutluyum, yani gururluyum. Bu da böyle devam edecek. Yani biz bir şey yapıyoruz, başkaları başka bir şey yapıyor. Herkesin bir araya gelerek tek kişinin bir şey elde etmesi mümkün değil böyle bir alanda. Böyle böyle devam edecek. Halka halka o zincir genişleyecek gerçekten. Ve evet, toplumun daha geniş bir tabanına yayılacak diye umut ediyoruz. Keza ben, biz de aynı şekilde uluslararası, bu derneği kurarken uluslararası hukuk hakkında ve buna bağlı alanlar hakkında daha doğru bilgilendirme yapabildiğimiz bir platform kurmak istedik. Toplumun daha geniş kesimlerine ulaşmak istedik. Aslında dediğiniz gibi parça parça bir şeyler bir araya geliyor ve sonrasında kitleler halinde artık daha sağlıklı düşünen, üreten bir topluluk oluşmaya başlıyor. Umarım doğru izah etmişimdir. Yani toplumsal değişim bir günde olan bir şey değil. Bir tane şeyle de olan bir şey değil. Küçük küçük, yavaş yavaş, küçük küçük, yavaş yavaş hepsinin bir araya gelmesiyle olan bir şey. Bunu da hatırlamakta fayda var. Kesinlikle çok haklısınız. Ben çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Çok sohbet oldu bizim için de. İzleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Derneğimizin sosyal medya hesaplarını takip edebilir ve her zaman görüş önerilerinizi bize sunabilirsiniz. İdil hocamızın da podcast kanalını açıklama kutusuna bulabilirsiniz. Gerçekten çok çeşitli alanlarda, çok çeşitli konuklarla çok keyifli bir keyifli sohbetlere eşlik etme imkanı bulabilirsiniz. Tekrar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sağlıklı günler diliyorum herkese şimdiden. İyi günler. Çok teşekkürler, iyi günler.